böyle bir İslam alemine Cenab-ı Hak ne yapsın, ne versin yani? Emanetlere riayet edilememiş, gerçek İslam kişiliği temsil edilememiş. Şimdi aklıma geldi bir şahsiyet tablosu arz edeyim. Bediüzzaman Said-i Nursi var, hani biliyoruz rahmetullahi aleyh. Büyük İslam mücahidi, büyük İslam şahsiyeti. Bu Rus cephesinde savaştığı yıllar var bunun. Tarihçi hayatı var, açın okuyun, aklınız duracak, öyle bir hayat yaşamış. Tarihçi hayat, şöyle kalın bir kitap, hayatını anlatıyor o kitapta. Rus cephesinde savaştayken esir düşüyorlar. Müslüman askerlerle beraber Said-i Nursi de var, Bediüzzaman da var, o da esir. Bunları bir kampa topluyorlar. Aralarında yırtık pırtık bir hırkanın altında Bediüzzaman da var, o da esir. Derken bekletiyorlar, sorgulama olacak, yoklama olacak. Nihayet General Nikola, Rus generali, kitapta bu isimle görüyor. General Nikola geliyor, yanında yaverleri, adamları, teker teker esirleri kontrol edecek, görecek. General Nikola geldikçe bütün esirler ayağa kalkıyor, esas duruş gösteriyor. Adını soyadını söylüyor, yazıyorlar, çiziyorlar. Bediüzzaman Said-i Nursi'nin çizgisine, önüne gelindiği zaman o santim ayağa kalkmıyor. Vallahi kalkmamış. Öyle bağdaş kurmuş oturuyor, işaret ediyor, kalksın diyorlar, kalk kalk. General Nikola geldi, görmüyor musun? Hiç kalkmıyor. Bu sefer general soruyor, bu kim bu diyor ya, niye bu kalkmıyor? Bunun özelliği ne, bunun farkı ne? Ona soralım diyorlar efendim. Tercüman aracılığıyla, Rusça tercüman aracılığıyla soruyorlar, sen niçin esirdeymişsin, esirim diyor. Yani tamam, ben de buradayım. Niye ayağa kalkmıyorsun? Diyor ki, ben esir de olsam Müslümanım, müminim. Allah-u Teala Kur'an'da kesinlikle اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer gerçek müminseniz, sizin üstünüze insan yoktur, en üstün insan sizsiniz diyor. Ben üstünüm, bir küfür temsilcisinin önünden kalkamam, kalkarsam imanım gider diyor. Vallahi biledir ya, Bediüzzaman. Bunun üzerine General Nikola bunu anlayamıyor, sorun yapayım diyor, bunu benim şahsım için mi yapıyor, Nikola için mi yapıyor, yoksa başka bir maksatla mı? Diyorlar ki, sen bu generali sevmediğin için bunu yapmıyorsun. Yok diyor, benim generale bir alakam yok. Bu generalin mevkiinde, küfür makamında babam da olsa yine ayağa kalkmam diyor. Bunun üzerine Bediüzzaman'ın bu inancı, bu şahsiyeti, bu dini haysiyeti generalin o kadar hoşuna gidiyor ki bunu derhal diyor sebep bırakın ve memleketinin hududuna kadar da bunu emniyete geri götürün diyor. Ve Türkiye'ye gönderiyorlar. Şahsiyet meselesi bu. Haysiyet ne? Bütün bu haysiyetin, şahsiyetin kaynağı iman, imanın da kaynağı Kur'an. Yaşanmış yani. Bir de bu zattan asılmışken iman şahsiyeti bakımından bir sahne daha arz edeyim. Bir basın mahkemesinde yargılanıyor. Bir hayli şahidi var bu olayların. Basın mahkemesinde risalelerinden dolayı yargılanıyor. İfadesi alınıyor, daktilo çalışıyor. Hakim, reis mahkemede, reisin yanında hakimler, üye hakimler var. Müddei umumi yani savcı orada. Mahkeme devam ederken o mahkemenin bulunduğu semtin camisinin minaresinden muazzam bir ezan-ı Muhammedi okunmaya başlıyor. Allahu Ekber Allah, ezan-ı Muhammed. Ezan okununca Bediüzzaman susuyor ve ifade için kullandığı ağzını kapatıyor. Şükür. Neyse, mahkeme heyeti de bakıyorlar ki ezan okunuyor. Niçin sustuğu belli. Onlar da istemeye istemeye şükür ediyorlar. Ezan bitene kadar daktilo çalışmıyor, ifade devam etmiyor. Sessizlik var, bekliyorlar. Ezan biter bitmez, ifade devam edecek. Daktilo yazıcı devam edecek, ifade devam edecek. Onlar öyle bekliyor, bakıyorlar ki değil. Hemen sırtından hırkasını çıkartıyor Bediüzzaman, kıble istikametini buluyor, mahkemenin salonunda hırkasını yere serip Allahu Ekber namaza duruyor. Burası mı havuzdu yani? Ya bu adam deli mi, ne oldu bu adama diyorlar. Seferi olarak hemen ikindinin farzını, ikindi vaktiymiş. İki rekat namazı kılıp kalkıyor, mahkeme reisi küplere binmiş. Be adam diyor, garip adam, tuhaf adam, deli misin sen diyor, mahkemedesin, hakim huzurundasın. Bu ne biçim şey, böylesi yapılır mı?
dediği zaman bütün celadetiyle ve şahsiyetiyle dediği zaman diyor ki bana bak efendi, bana bak hakim sen değil Allah'tır hakim diyor. Onun davetine uydun, benim iki rekatta namaz kıldın. Sen neyin hakimisin diyor. Akşam olduğu zaman gözlerine bile hakim olamıyorsun, uyuyorsun. Yemek yediğin zaman bağırsaklarına hakim olamıyor, tuvalete koşuyorsun. Sen ne hakimisin diyor. Hakim Allah'tır. Hemen oracıkta fısıldaşıp iki dakikada berat karar veriyorlar. İman şahsiyetinin karşısında kimse duramaz. Bunlar yaşanmış olaylar. Bütün tarih böyledir. Yani hepsini anlatmak mümkün değil. Demek ki şahsiyetlerin, haysiyetlerin kaynağı imandır. İmandan uzaklaştıkça, İslam'dan uzaklaştıkça şahsiyetli bir eleman yetiştiremezsiniz. Şairiniz olmaz, yazarınız olmaz, aliminiz olmaz. Bakın Cumhuriyet tarihine. Cumhuriyet tarihi malum işte biliyorsunuz. Bakın 67-68 yıllık bir mazisi var. 70 sene değil. Bu dönem içerisinde dünya çapında bir yazarımız Nobel ödülü diye bir ödül vardı. Nobel diyorlar. Armağan veriyorlar yazarlara, fizikçilere, kimyacılara, tabiplere, hekimlere, doktorlara Nobel armağanı diye bir armağan veriliyor biliyorsunuz. Barış armağanı, Nobel, Nobel barış armağanı, Nobel edebiyat armağanı, Nobel fizik armağanı, Nobel kimya armağanı. Daha Cumhuriyet tarihinde Nobel armağanına aday gösterilecek bir tek ilim adamı vallahi yetişmemiştir. İlim adamı yetişmiyor. Televizyonda çıkıp konuşan profesörlere bakıyorsunuz. Hiç böyle dört dörtlük bir profesöre rastladınız mı? Yalana olmuş, ne dedikleri belli olmayan, uydurma Türkçe kelimeler, uyduruk kelimeler, kişiliksiz, kimliksiz, esersiz, manasız, taklitçi, böyle özentili tipler çıkıyor, ilim adına hiçbir halkı takdir etmiyorlar, hiçbir şey olmuyor. Dünya çapında bir fizik alimimiz yok vallahi. Dünya çapında bir kimya alimimiz yok vallahi. Dünya çapında bir yazarımız yok. Dünya çapında bir şairimiz yok. Dünya çapında bir matematikçimiz yok. Daha niye bu üniversiteler dünya kadar masraf yapıyor? Niye? Dini şahsiyet yok, İslami şahsiyet yok. Sebep budur. Olmayınca olmuyor. Bakın insanlık tarihine hakikaten paskallar ve daha nice insanlar, Madame Curie'ler, fizikçiler, kimyacılar, hepsi dindar ve dinine muazzam sadık bağlı adamlar. Bakıl makul neyse. Dininden uzaklaşan insanlar. İşte Rusya, 70 senedir Rusya dinsiz bir hayat yaşıyor. Bakın ne hale geldi. Yani şu son savaşta bile Rusya'nın hiçbir etkinliği oldu mu? Haysiyeti var mı Rusya'nın? Şahsiyeti var mı? 70 yıldır dinsiz yaşıyor Rusya. Polonya dinsiz yaşıyordu. Yıktı attı. Tekrar döndü Hristiyanlığa adamlar. Arnavutluk, 45 senedir cuma namazı kılınmıyordu. Arnavutluk'un başlayan Tiran'da, işte geçen hafta cuma namazı ilk defa kılındı. 45 senedir namaz yok. Dinsiz, Allahsız, Enver Hoca diye bir devlet başkanı vardı, heykellerini güzel her tarafa Arnavutluk'ta. Namazı, camiyi, Allah'ı, peygamberi bütün ülkeden kovacağım demiş de kovmuş. Ne oldu? Adı sana kalmadı, şahsiyet yok. Dünya, milletle arasında bir kişilik değil ki. İnşallah daha geniş beraat gecesiyle ve beraat kelimesiyle, beraat mefhumuyla iman ve İslami konuları 5 vaiz arkadaş Umraniye Müftülüğü bünyesinde, Umraniye Müftüsü ve beraberindeki arkadaşlarımız kaside okuyacak, ilahi okuyacak, aşr-ı şerif okuyacak, bülbüllerimiz, hafızlarımız eşliğinde bu akşam yatsı namazından sonra inşallah hepinizi Umraniye Merkez Santral Camisi'ne davet ediyorum. Şöyle muazzam bir beraat içine girelim ve gece yarılarına kadar sohbetler, nasihatler, ilahiler, kasidelerle coşkun bir gece kutlayalım inşallah. Umraniye Merkez Santral Camisi dönüyor. Bilirsiniz, bilirsiniz. Allah-u Teala cümlemizi rızasına, rahmetine nail ve mazhar edesin inşallah. Yaklaşan beraat gecesini her şeye rağmen eksik noksan her neyse Müslümanların beraatine, kurtuluşuna bir vesile eylesin Rabbimiz inşallah. Hak Teala eksiklerimizi ikmal buyursun inşallah. Nefis ve nesillerimizi ıslah buyursun. İdaremizi, devletimizi ve hükümetimizi de İslam eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillah.